gelebilir Perşembe, 21'inde konumuna size saygı selamlıyoruz. Evet, 21'inde bugün iki değerli konu var. Sayın Mahmut Mustafa Kılıçer. Mahmut Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve Sayın Emin Ali Ağoğlu, hoş geldiniz. Merhaba. Ali Ağoğlu. Ali Ağoğlu. Evet, hoş geldiniz. Evet, Emin Bey, doçent doktor. Sizden başlayalım. Önce bir sizi tanıyabilir miyiz? Ben kardiyoloji uzmanıyım, kalp damar hastalıkları uzmanıyım, doçent doktor olarak. 2003 yılından itibaren Batı Anadolu Senfor Hastalık Hastanesi'nde çalışmaktayım. Hastanemiz şehrin merkezinde Bayraklı'da yer almaktadır. 1999'dan beri hizmet edemeydi. Şu an hastanemizde tüm branşlar, bireyine ekipler, çağdaş tıbbın gerektiği bütün tedavi tanı yöntemlerine hizmet vermekteyiz. Bunun dışında kardiyoloji olarak kendi bölümümüzle ilgili olarak 4 kardiyoloji uzmanı, 2 doçent, 2 uzman arkadaşla birlikte 7-24 saat kardiyoloji hizmeti vermekteyiz. Evet. 1999'dan beri oradasınız. 2003'ten beri oradayız. 2003'ten beri oradasınız. Evli çalışıyorum. Evliyim. Üç kız babasıyım. Allah bağışlasın. Çok geç görmüşsünüz böyle üç kız babası diye. Şöyle baktım. Evet. 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 Emin Bey, pardon Mahmut Bey, sizi tanıyalım. Mahmut Mustafa Kılınçer, edebiyat öğretmeniyim. 40. yılımı kutluyorum, girdim bu sene eğitimde. 28 yıl devlette çalıştım. 2005'te emekli olduktan sonra özel okullarda çalışmaya başladım. 2013'ten beri Vatan Anadolu Sağlık Eğitim Kurumlarına bağlı bir okulda, Sağlık Lisesi'nde müdür olarak göreve başladım. 4 yıldır da bu görevimi sürdürüyorum. Zaman içinde okulların sayısı artınca da kurum koordinatörlük görevi verdi. Onunla devam ediyoruz. Evliyim. 2 kızım var. 2 torunum var. Evet, BASEK, Batı Anadolu Sağlık Eğitim Kurumları. O yüzden evet. Hem sağlık üzerine eğitim yapıyorsunuz değil mi? Değil. Eğitim alanımız çok geniş. Şimdi sağlık, BASEK dediğimiz zaman sağlık eğitim kurumları. Eğitim çok geniş bir alan. Evet. Hayat boyu da sürüyor. Hastane olunca kurumun uzmanlık alanı sağlık olduğu için önce sağlık lisesiyle başladı zaten. 2013'te bu bir devrim yaşandı Türkiye eğitim sisteminde. 12 yıllık kesintisiz eğitimden sonra 4+4+4 şeklinde bir sisteme dönüldü. Bu meslek liselerinin önünü açtı. Yeni bir vizyon geliştirdi. Eğitimde yeni bir organizasyon oluşturdu. O da kurumda sağlık üzerinde bir geçmişe sahip olduğundan sağlık lisesinin o günkü adıyla Özel Mersin'le Sağlık Meslek Lisesi adıyla açtı. Bir yıl sonra sistemde bir değişiklik oldu. Bütün meslek liseleri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne dönüştü. Böyle olunca da aynı müdürlüğe bağlı okullarda farklı bölümler açılabilir hale geldi. Kurucumla vizyon çok geniş olunca, kurucumuz Sayın Operatör Doktor Özer Gürbüz, bu vizyonun içinde pek çok alanlara yöneldi. Yani sadece sağlıkta değiliz, sağlığın dışında havacılık, biyomedikal cihaz teknolojileri, enerji lisesi, adalet lisesi, ray listeler gibi pek çok alanlarda kurulmuş, açılmış bölümlerimiz var. Çok ilginç bir şey söylediniz en son. Ray listeler diye bir eğitim alanı ben de ilk kez duydum. Ray listeler, Türkiye'de ağlar örülmeye başladı. Evet. Metro ile bu gelişti. Konaktan başlayarak şeyi de görebiliyorsunuz, rayların döşendiğini. Buraya şiddetli ara elemanlar ihtiyaç olacak. Doğru. Yani mühendislerin yapacağı işten çok ustalık, kalfalık geleneği yetişmiş ara elemanlar, teknisyen, teknikerler olacak. Bunlar çok fazla rağbet görecekler. Yani hocam kaç tane okulumuz var şöyle? Önce bir oradan başlayalım. 4 okulumuz var. Hangi dallarda bunlar? Şimdi birincisi Mersinli'de. Mersinli'de. İki okul var orada. Bir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Bir de kolej var. Batı Anadolu Lisesi. Şimdi öğrencilere çok fazla imkanlar sunuyor.
akademik kariyer yapmak isteyen, üniversitelere yönelmek isteyenler için bir Anadolu Lisesi eğitimine devam ediyor. Bir de biraz önce söylediğim gibi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi var. Oradan gidiyorlar. Sağlık alanı var. Biyomedikal cihaz teknolojileri var. Enerji Lisesi var. Şu anda eğitime devam eden. Enerji dediğimiz? Yenilenebilir enerji kaynakları. Güneş. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi. Bu da çok müthiş. İlgi çok fazla. Zaman gerekiyor bunların tanınması için. 3 sene önce kurulmuş, açılmış bölümler ama sağlıkta bir hız vardı. Daha çok sağlık tanıdıkları için bizi. Buralara yönelme biraz gecikti. Fakat beklenen akış çok güzel gelmeye başladı. Siz hastanelerini değerlendirebiliyor musunuz bu okullardaki öğrencileri? Tabii. Gerek staj anlamında gerekse daha sonra. Staj anlamında hem de o bitirdikten sonra bizim çünkü yardımcı elemanlara çok ihtiyacımız oluyor. Yıllardır bunun sıkıntısını çekiyorduk ama okul mezun olmaya başladıktan sonra hem daha önce staj yaptıkları hastanede çok daha rahat adaptasyonu sağlayıp işlerine başlıyorlar yardımcı personel olarak. Çok faydalı. Hastane kaç tane var? Sen transporter demiştiniz. Şimdi sadece hastane... Yani, Bayraklı'da var bir tane. Evet, Bayraklı'da yataklı bilim olan bir hastanemiz var. Bunun dışında yine tıp merkezlerimiz var. Bir tanesi Mersin'de poliklinik hizmetleri. Bir de Mavişehir'de yine tıp merkezimiz var. Hastaneye bağlı. Onlar da sadece poliklinik hizmetleri. Ama yataklı bilim olarak Bayraklı'da Central Hospital Hastanemiz var. Evet. Okullardan bahsetmiştik. İki tanesi Mersin'den bahsettiğim bir kolej, bir de teknik. Mesleki teknik liseler. Diğeri Bornova'da. Manisa yolu üzerinde. Büyük bir kampüs. Aslında orası üniversite olarak planlanmış. Kurucumuzun bir rüyası var, bir özlemi. Mutlaka bir üniversite açacak. Bu sene de yönelmek istedim ama bazı mevzuatta, YÖK'ün mevzuatında gelişmeler oldu. Geniş bir alana yayılmış. Havacılık Lisesi olarak başladı orası da. Şimdi pek çok alan şeyin dışında bizim okulumuzda olan alanların dışında orada da bazı şeyler gelişti. Sağlık hizmetleri alanı orada da var. Sivil havacılık alanı var orada. Diğer hizmetleri dalında hizmet veriyor. Uçak bakım alanı var. Kabin hizmetleri alanı var. Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı orada da var. Raylı sistemler orada var. Denizcilik Lisesi var bir de orada. Bilişim teknolojileri alanı. Bir de laboratuvar hizmetleri alanı dediğimiz gıda, tarım ve hayvan sağlığı laboratuvarı dalı var. Bunu halk arasında da veteriner teknisyenliği olarak biliyorlar. Buna da ilgi çok fazla. Biraz da toplumun ihtiyaçlarını göre nasıl oluyor? Bize gelecekler. İhtiyaçlarına göre mi? Bütün alanlarda. Geleceğin mesleklerini düşünerekten mi? Hepsini yaşayabilecekler, bize gelecekler. Yani burada bulabilirler. Bir okula gittiklerinde orada sadece sağlık alanında hizmet verildiğini görebiliyor. Ya da Anadolu Lisesi olarak görebiliyor ama bu kadar kompleks bir kurumu sadece İzmir'de değil, Türkiye'nin herhangi bir ilinde de bulmak mümkün değil. Güç derken ben zihin gücünü kastediyorum. Geleceği görebilmek, fırsatları değerlendirebilmek için bazı kararlar cesaretle almak gerekiyor. O cesaretle kurucumuz özel gücümüzde fazlasıyla var. Evet. Diğer okullarımızdan gerçekten özel bir tebrik etmek gerekir. Evet. Çünkü çok geniş bir alan, toplumun ihtiyacı olan alanlar hepsi de aynen. Geleceğin meslekleri, aynen. Gençleri de özellikle tercih ettiği meslekler sanırım gördüğüm kadarıyla. Çok fazla, çok evet. Fazla. Bir de şöyle İzmir'deki son dönemde raylı sistemlerin gelişmeye bakıp... Zaten şeysi şu, bakışı şu olaya, Karadeniz hava diyor. Karada şey var, okullarımız var, raylı sistemler. Deniz Lisesi, Havacılık Lisesi, diğer meslekler, sağlık ve biyomedikal bir siyasal zaten var. Ama bu okulların yanında bu üç şeyi de, gücü de değerlendirmek istedi ve başardı. Evet, yeni okul dönemi başlıyor aslında. Herhalde ihracatlar vardır. Var, kayıtlar devam ediyor. Şimdi biz bu sene
550 öğrenci eğitim verdik Mersinli'de. Havacılık Lisesi'nde de buna yakın 450 civarında öğrencimiz vardı. 250 mezun verdik. İlk mezunlarımız bu sene verdik. Çok görkemli törenlerle. Bizim için çok önemliydi ilk mezunu vermek. Hem okul müdürü olarak beni ve idari kadromu, öğretmenlerimi heyecanlandırdı. Hem de kurucumuzun hayaliydi. Şimdi bu dönemde de kayıtlarla her ilkokulun akışı devam ediyor. Bugünler çok hızlandı. Yani pazar salıdan beri bayram sonrası. Bunda da velilerin ve öğrencilerin beklentileri söz konusu. TEOG sınavlarından sonra 3 defa yerleştirme hakkı veriyor. Hı. Şimdi özel okullar para konusu, bütçe konusu. Veliler önce kesilerini düşünüyorlar. Devlet okullarında istedikleri bir yer olursa oraya göndermeyi tercih ediyorlar. Bazıları da burada az bir oran değil. Özellikle sağlıkçı olmak istediği için şeye gitmek istemiyor. Bir Anadolu Lisesi'ne gitmek istemiyor. Havacılık Lisesi'nde gönlü böyle uçuşan öğrenciler var. Başka hiçbir yere gitmem diyerek geliyor. Bunlar erken kayıt yaptırdılar. Şimdi TEOG puanından sonra yerleştirmede istediği yer olmayan kişiler özel okullarda fırsat aramaya başlıyor Türkiye genelinde. Bu da sonuçlandığı için hızlı bir akış başladı. Zaten okul açıldıktan 15 gün sonra kadar da Eylül sonuna kadar da devam edecek kayıtlar. Mezun ettiğimizden daha fazla bir akış olacağını düşünüyorum. 250'den fazla. Mezun öğrenciler. Mesela bu yıl 250 öğrenci mezun ettik dediniz. Ne yaptı bu öğrenciler? Bir yerlere birikler mi? Evet. Çeşitli kurumlarınızdan çalışıyorlar, üniversiteye bir yerlere. Bunu göğsüme gere gere övünerek söyleyebilirim. Şimdi biz meslek lisesiyiz. Bizim başarımız üniversiteye yerleştirdiğimiz öğrencilerle değil, sektörde istihdam ettiğimiz öğrencilerle ölçülüyor. Bunun yanında 43 tane öğrencimiz üniversiteyi kazandı. Bu beklentileri yani kendi alanında yüksek yapmak isteyenler. Şeyde de mezun olan öğrencilerimizden de staj alanları da özel hastaneler olsun, devlet hastaneleri olsun takdir alan öğrenci sayımız %90. Yani gittikleri her yerde markalaştırdılar bizi sağ olsunlar. Hep övgüler aldık. Bu yüzden de işe başlamalar kolay oldu. Kendi hastanelerimizde başlayanlar oldu. Özel hastanelerde başlayanlar oldu. İşe başlama oranı bütün açıklığıyla söylüyorum %80. %80 öğrencimiz kendi sektörümüzde, sağlık sektöründe işe başladı. Bu büyük bir başarı ve bizi markalaştıran bir gelişme oldu. Bu yüzden okul müdürü olarak gururlanıyorum. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarımı, hem kültür dersleri öğretmenlerini, hem meslek dersleri öğretmenlerini özellikle. Çünkü kendi alanlarında uzmanlaşmış, kimisi radyolojide uzmanlaşmış, kimisi hemşirelikte uzmanlaşmış bir çok güzel bir eğitim kadrosu vardı. Bunların başarıları öğrencilere yansıdı. Bu da önce okul müdürü olarak beni yüzüme ağırttı. Kurucumuzu da gururlandırdı. Beklentisi budur zaten bir kurumun. Şimdi epey öğrencimiz var. Bu yıl daha da çok olacak dediğimiz. Öğrenciler yıl içerisinde nasıl sadece derslerine ilgilenirler, derslerine işte başka yerlere yönlendiriyor musunuz? Çok böyle sabah geldin ama akşam yerine deyip gönderiyor musunuz? Nasıl oluyor? Şimdi mesela bu yaz dönemi geçti, yazın bir şeyler yapıldı mı? Yazın da yapıldı, yazdan önce de yapıldı. Ben temelde edebiyat öğretmeni olduğumu söylemiştim. Sanatları daha ağır basıyor. Ben şiir kitabı, öykü kitabı olan bir kişiyim. Ömer Sehpet'in öykü yarışmasında ödül aldım. Akdeniz Öykü Yarışması'nda birinci olmuştum. Bunlar muhteşem kitaplarım var. Bunları çocuklara yazdım. Zaten asıl yönlerimden biri bu. Mesleki gelişmelerin yanında onların kişilik gelişmelerini de önemsedik. Çok güzel programlar yaptık. İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde, Atatürk Kültür Merkezi'nde,
programlar yaptık. Mesela bir halk edebiyatı gecesi yaptık. Biz yani müzikal herkes açık. Halka açık. İlan ediyoruz, afişler basıyoruz. Salonlarımız sınırken doldu. Bir de Havacılık Lisesi'nin olduğu Karaçam alan mevkiinde çok geniş sportif tesisler var. Bütün spor dallarında yaz sporları açıyoruz. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Vücutta bulunur. Şeyler zaten kış boyunca derslerle stajlarda çok yoruluyorlar, dinlenmeleri gerekiyor. Onlara böyle bir fırsat vermek görevimizdi sanki. Yani kurucumuz Özel Bey'in göreviydi sanki. Ücretsiz olarak ilk yıl verdi. Yüzmeden atletizme kadar, basketbola kadar gruplar oluşturdu. Bunun karşılığında da bir sevgi yuvağı oluştu öğrencilerle veliler arasında. Bunların devamı gelecek. Çünkü yansımalar da çok güzel, kazanımlar da çok güzel. Öğrencilerin okula sevgisi artıyor, bakışı artıyor. İlk mezunları verdiğinizde, öğrenciler diplomayı verdiğinizde nereye sıktınız hocam? Bu sene oldu değil mi? Şimdi bu sene oldu. Bu sene oldu. Hazreti güzel oldu. Ne zaman oldu diploma töreni? Haziran ayında. Nereye sıktınız? Mayıs'ta. Mayıs'ta. Şimdi babasınız, bir aileniz var, çocuklarınız var, okul bir aile, bir yuva. Hepimiz o ailenin bir parçasıyız. Her yuvada olduğu gibi zaman gelince uçacak kuşlar oluyor. Biz de 4 yıl boyunca emek verdiğimiz çocuklarımızı uçururken, kendi çocuklarım evlenirken, evden ayrılırken neler hissettimse, onu hissetmiştim. Anladım bu kadar konuşmanızdan. Çok büyük zamanlar yaşadım. Şimdi kayıp dönemi demiştik az önce. Evet. Ben daldan dala uçuyorum böyle. Evet. Kayıp dönemi gerçekten verilerden malum kayıp dönemi en fazla çektiğini düşünüyorum gerçekten. Tabii. Kolay bir şey değil çünkü. Devletin katkıları var mı? Sizin özel uçtuğunuz var mı? Var. Neler, nasıl bir var. Kayıp dönemi? Şimdi devlet bu sene biraz yükünü hafifletmek istiyor. Hı-hı. Şimdi bir özel okul düşünün. Binasını kurmuş, donanımını yapmış, öğretmenlerini de görevlendirmiş. Bütün bu yükü devletin üzerinden almış. Devlet binadan kurtuluyor, binanın masrafından kurtuluyor, maaşından kurtuluyor. Bunlar yaygınlaştırmak için özel okulları destekliyor. Şimdi bu sene bütün özel okullardaki 9. sınıflara teşvik kredisi ve destek kursu veriyor öğrencilere. Karşılıksız okula veriyor bunu. Her öğrenci için belli bir miktar 4900 gibi bir ücret ödüyor. Bazı alanlarda biyometrikal gibi, enerji gibi, bilişim gibi alanlarda da 4 yıl boyunca sürdürüyor bunu. Şimdi şeylerde organize sanayi bölgesi içindeyse okulunuz, sadece devletin verdiği destekle okutabiliyorsunuz. Bizim bu organize sanayi dışındaysa, devletin verdiği destekten ayrı bir kısım para alabiliyorsunuz. Biz onlardanız. Devletin verdiği bir teşvik var, bu belirleri oldukça rahatlattı. Bu sene yararlandılar, geri kayıt olanlar. Eskilerden de bu bölümlerde olanlar yararlanabiliyorlar. Bir de öğrenciye verdiği her alanda, yani bu saydığım biyometrikal alanı gibi alanlar dışında her alanda öğrenciye verdiği destek var, teşvik. Başvuruyor veli, yardıma muhtaç olan veli, onun aile durumunu, gelirini değerlendiriyor. Bunun yanında çocuğun başarıları varsa onları değerlendiriyor ve puan veriyor ona. Bu puan sıralamasına göre de öğrenciye destek verebiliyor. 50'ye yakın öğrencimiz de o destekten yararlanıyor. Eğitim ücretini düşüyoruz onlara. 4000 liraydı geçen sene. O öyle eğitim ücretinden onu düşüyoruz. Bir de kurumun verdiği fırsatlar var. Şimdi bazı okullarda böyle veli profili farklıdır. Gelirler çok yüksek olabiliyor. Ama meslek liselerinde amaç çocuğunu kısa yoldan hayata hazırlamak, ekmek sahip etmek için
uğraşan velilerin profili görülür. Bunlarda da sıkıntılar olabiliyor, ödeme sıkıntıları. Kurum bunu da halletmiş, bir vakıfla kredi oluşturma anlaşması yapmış. TEOG'dan aldığı puanın 10 katı kadar kredi imkanı sağlıyor çocuğa. 300 aldıysa 3000 lira, hatta çok ihtiyacı varsa bunu 5000 liraya kadar da tamamlayabiliyor. Çocuğun borcu, ailenin değil. Çocuk, devlet başladığında sıfır faizi, devletin eskiden bir bursu, bir kredisi vardı bizim zamanımızda. Onun gibi, eğer çocuk işe başlamazsa, diyelim kız öğrenci, okulu bitirdi, işe başlamadı, eğlendi. Çok çocuğa karıştı, girmedi. Hiçbir şekilde ödenmiyor. Çünkü çocuğun borcu, aileye senin çocuk borcun vardı, ödeyeceksin gibi bir imkan yok. Var. Evet, bunu anlatıyoruz. Gelen kayıtlar sırasında tüm açıklığıyla tüm velilere bunları anlatıyoruz. Bir de karşılıksız bursumuz var. Sporda, sanatta, mesela bizde Türkiye derecesi yapan, bu sene bisiklet yarışmasında milli takım alan iki tane öğrencimiz var. 2020 olimpiyatlar için atletizmde olimpiyat kampını alan öğrencilerimiz var. Bunlar için de, yani buna benzer durumlarda da komisyon onlara karşılıksız burs veriyor, 5000 liraya kadar. Bazı durumlarda da %100 bursa gönderiyor. Zaten okulların, özel okulların belli bir kriteri var ücretsiz öğretmenin hakkında. Bunlar için de bu tür öğrencileri ödüllendirebiliyoruz. Yani kapımızdan giren birisine hem okulların güveni hakkında, hem eğitimi hakkında, hem de ödeme konularında her türlü güveni verebiliyoruz. Bizim dış yataşmada geçiniz var mı? Var, taşındık. Taşındık. Evet, bu sene Sahilli'de bir okul açtık. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Çeşitli bölümler var saydığım bölümlerde. Ödeniş de açtık. Onaylar alındı. Mesleki teknik liseler, çeşitli şeyler yapılıyor. Ya, hangi bölümler? Yer hizmetleri, ödenek yer hizmetleri var, sağlık alanı var, bu tıbbi laboratuvar alanı var. Ona daha çok rağbet, orada ona daha çok. Ödenişte de, sadece de, biyometrikal, sağlık, havacılık, yer hizmetleri, sivil havacılığa bağlı. Ondan sonra biyometrikalde saymıştım, enerji gibi liseler. Yani bu sene açılmış olan tercihlere göre belirlendi. Gelecekte bunların tüm alanları da açılacak. Bir sene sadece İzmir dışında. Aydın'da çok rağbet var. Aydın'dan o kadar telefon alıyoruz ki neden açılmıyor, açılmadı diye. Aydın'da da düşündüm merkezde kurucumuz. Mesleki teknik lise. Bizi daha çok mesleki teknik lise olarak markalaştırdılar. Ama Anadolu Lisesi'nde de mezun verdiğimiz zaman markalaştığımızı göstereceğiz diye düşünüyorum. Onlar kaç yıllar oldu? Mezun vermedik. Kaç yıl oldu? Üçüncü yıl. Seneye vereceğiz mezunlarımızı. Bir sene sonra açıldı. Tanıtımlarımızı okullarda yaptığımız tanıtımlarda, ondan sonra çevre reklamlarında biz Anadolu Lisesi'nden de söz ediyoruz. Onu da tanıtıyoruz. Hatta bir ara Anadolu Lisesi'nin ilkokul, ortaokul, lise şeklinde planlandığını ilan ettik, duyurduk. Bunlar nedense girdikleri zaman, okula geldikleri zaman öğrendiler. Orada karar değiştirip olanlar oldu. Sanıyorum çalışmalarımız sayın kurucumuza da mesaj olsun. Hep konuşuyoruz ama bilim liselerinde, teknik liselerde de bu Sfen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi bilim lisesi olarak adlandırılmış liselerde de geliştirmek gerekiyor, artırmak gerekiyor. Onlarda da büyük vizyon kazanacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden Aydın'dakilerden arayanlar
meslek teknikçisi olarak arıyorlar. Öyle düşünüyorum, yani gerçekleştiren umuyorum. Önümüzdeki öğretim yılında orada da açılır. Çünkü bu sene açılamamasının sebebi gönlümüze göre bir bina bulamadık. Arsa mesela sahilde bir arsa aldık. Sırf bu için imar süresi geçtikti, yetişmesi mümkün değildi. Onun için bir okul kiraladık. Aydın'da böyle bir gelişme olmadı. Gelecek sene tekrar kısmet olursa, tekrar program yapacak olursak ben size Aydın'da da şu okulumuz açıldı demek isterim. Evet. Şimdi biraz evvel okulumuzdan bahsederken, bölümlerden bahsederken havacılık dediniz. Şimdi havacılık deyince bir bakma, kocak kocak motorlar, uçaklar geliyor. Ve Ankara'da falan ne var böyle uçak modelleri ya da motorlar böyle? Türkiye'de çeşitli yerlerde havacılık liseleri var. Evet. Bizim kadar geniş bir alana sahip havacılık okulu var mı bilmiyorum. Uçak sığdırabilecek bir okul var mı bilmiyorum. Bizim bir uçağımız var. Bir uçağımız var. Geçen sene. Şimdi son model bir uçak değil. Şeyde ama çalışabiliyor, uçuyor. Çeşitli amaçlar için kullanılabilecek durumda. Uçarak geldi zaten buraya. Başka türlü getirilmedi. Şimdi bir yolcu uçağımız, savaş uçağı nasıl bir uçağı? Savaş uçağı. Savaş uçağı. Çünkü gerçek uygulamaları yapabilmeleri lazım. Onun bütün teknik donanımını öğrencilerin görebilmeleri lazım. Bu alanda havacılık sektöründe eğitim görmüş uzman kadromuz var. Var. Ona öyle getireceğim. Yani kışın soğuk havayı düşünün. Yağışı düşün, yağışı düşün. Yazın Mayıs'tan itibaren, Nisan'dan itibaren cayır cayır yakan bir güneş. Bunun altında çocuklara eğitim uçak içinde vermek ızdırağı. Koskoca bir hangarımız var. Başka okullarda var mıdır bilmiyorum. Öğrencilerimiz orada uçağın motorunu sökebiliyorlar. Ondan sonra elektronik aksamını sökebiliyorlar. Efendim puntolarını yapabiliyorlar. Tüm uçak çalışmaları söküp sıfırdan yapabilecek hale getirilmeye çalışıyorlar. Çok uzman bir tablomuz var. Bu konuda da çok ilginler. Ben izleyicilerimizden gelip görmelerini rica ediyorum. Çiçekliköy'ün karşısında 150 metre geçince koskoca bir kampüs. O kampüsün içinde hem spor tesislerini görsünler, hem hangarımız, uçaklarımız görsünler, yakından dokunsunlar, nasıl bir heyecan duyduklarını hissetsinler. Onların duydukları heyecanı öyle çocuklara yaşıyorlar. Hani sizin okula girecek seviyede olmasa böyle çocuk daha küçük yaşlarında olsa gelsinler, görsünler. O teneffüs etsinler, apayrı bir heyecan. Geçen sene Manisa'da bir şey yaptık, uçuş gösterisi yaptık. Sene sonunda uçağımız geldiğinde, uçak geldi, uçtu, orada bir tören yaptık. Mevcut öğrenciler, veliler tanık oldu buna. İşte okula gelip görüp tekrar böyle bir program yapılabilir mi bilmiyorum ama yapılmamış da olsa gelip görsünler. Biz çocukluğumuzda, gençliğimizde uçakları filmlerde görüyorduk. Şimdi bu sorular çok gelişti sivil havacılıkla birlikte. Otobüs yolculuklarından çok uçak yolculukları yapıyoruz. Hele zamanında alınacak olursa şeyler, biletler, uçak otobüsten daha ucuz geldiği için tercih ediliyor. Şimdi gençler çok şanslı. Sadece binmekle değil, buna dokunup bununla ilgili çalışmalar yapılabilecekler. Yani böyle gökyüzüne bakarken nasıl bir sınırsızlık hissediyorsunuz, sonsuzluk hissediyorsunuz. Biz de Havacılık Lisesi'nde sunduğumuzda böyle bir sınırsızlık, sonsuzluk hissettik. Baştan çok mutlu hissettik. Gerçekten çok güzel hissettikler. Çok güzel. Evet, biraz kalp diyelim. Kalp diyelim, insanlara da farklı şeyler gibi. Tabii siz hastalık kısmında ilgileniyorsunuz. Kalbin başka tarafıyla hocam ilgileniyor. Yazdıkları şiir, yazdığı şeyler. Evet. Evet. Nedir kalp hastalığı? Nasıl hissediyorum? Nasıl herkes anlayabilir mi kalp? Şimdi en çok
kalp damar hastalıkları gözüküyor. Yani ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi en sık ölü nedenleri kalp damar hastalıkları. Bazen iki belirtileri verilir. Yani ilk belirtisi kalp krizi ve maalesef ölüm olabiliyor. Bu bizim en çok istemediğimiz korktuğumuz senaryo. Bunun dışında en sık belirtisi tabii göğüs ağrısı. Göğüs ağrısında hastalarda genellikle tarif ettikleri yürüme esnasında, merdiven çıkma esnasında, göğüsün ortasında bir baskı hissi. Tabi her zaman böyle olmayabilir. Sadece sol kol ağrısı, sırt ağrısı, çeneye vuran bir ağrı olabilir. Bunun dışında yine şeker hastalarında göğüs ağrısı olmayıp sadece nefes ağrı olabilir. Yani bu belirtiler varsa tabii mutlaka bir doktora görmeden lazım. Çünkü hastalar bunun kalbe ait olup olmadığını anlayamazlar. Uzman doktor tarafından değerlendikten sonra, bazı tetkikler yapıldıktan sonra kalbe ait bir bilgi ne yapması gerektiğini hastalara söylenecek. Evet, biliyorsunuz ki bu belirtiler varsa, az da olsa gitmekte yarar var. Çok çok ciddi bir hastalık gerçekten. Evet, biraz daha bahsedelim. Kalp hastalıkları daha çok kimlerde görülüyor? Bizim yaşlarda mı, daha gençlerde mi, çocuklar da olabilir mi? Şimdi tabii genel bir yanlış anlama var. Yani sadece kalp hastalığı ileri yaş hastalığı olarak düşünüyorlar. Bu böyle değil. Çocuklarda doğuştan kalp hastalıkları görülebilir. Doğuştan anne karnındayken bebeklerde işte çeşitli kapak çıkarsızlıklar, kalpte delikler olabilir. Yine gençlerde çeşitli ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları. Ülkemizde maalesef romatizmal ateş dediğimiz, ateşli romatizmal çok sık olduğu için çocukluk döneminde bunun bir sekeli olarak genç yaşlarda kalp kapak çıkıkları bozulabilir. Yine gençlerde de görülebilir. Yani gençlerde özellikle hani ben gencim, kalp hastalığı olmaz düşünmemek lazım. Bir spor yapacaksa, lisans alacaksa mutlaka bir kalp muayenesine geçmesi lazım. Artık spor kulüplerinde lisans vermeden önce bir kardiyoloji muayenesine hastalara gönderiyorlar. Yine 30'lu yaşlarda, eskiden kalp krizi daha geç yaşlarda oluyordu ama günümüzde maalesef 30'lu 40'lu yaşlara indi. Yani bunun sebepleri de fast food, beslenme, egzersiz yapmama, özellikle ailesinde erken yaşta kalp krizi geçiren varsa 30'lu yaşlardan itibaren periyodik muayene gidip kolesterol değerlerine, kalp grafiklerine çekilip bakılması lazım. Hocam şimdi öyle bir şey söylediniz ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Özellikle gençleri fast food'dan bahsedince böyle ağır fast food'lar doğrultuşuyor. Evet. Sürekli olarak hastalık nedenlerinin Yani kalp krizinin yaşını... Beslenme bozukluğu diyelim daha fazla. Tabii, yaşlı bilmesi. Yani sadece beslenme değil, yaşam tarzı da. Yani 20-30 yıl önce gençken daha çok spor yapılıyordu, egzersiz. Şimdi bilgisayar başında evde hareketsiz oturuyorlar. Yani bazı insanlar gün içinde hiç yürümüyorlar bile. Yani. Asansöre gelip arabasına gelip ofisine gelip oturup tekrar dönüyorlar. Yani bunlar tabii ki olumsuz olarak kalp damar hastalıklarını etkiliyor. Peki bu durumda hani tansiyon diyoruz, kolesterol diyoruz, soğanlar ve ilaçların sık sık dile getirdiği hastalıklar erken geç olarak içerisinde bir tane var. Bu tansiyon, kolesterol, bunların kalp ile ilgisi var mı? Tabii ki. Yani şimdi tansiyon basitçe kalbin kanı pompalamada duvarda yaptığı bir basınç. Normal değerde büyük tansiyonun 120, küçük tansiyonun 80 ve altında olması. Tansiyon çok sinsi bir hastalıktır. Neden sinsi bir hastalıktır? Çünkü hiçbir belirtilerimiz. Yani hastalar rastgele ölçtükleri tansiyonları 170-180 voltlara görüyor. Bize geldiğinde doktor bey, tansiyonu yüksek ama hiçbir şikayetim yok. Yani buna aldanmamalar gerekiyor. Çünkü uzun vadede yıllar içinde yüksek tansiyon kalbe, göze, beyne, böbreklere zarar veriyor. Ve belirtisi çoğunlukla olmadığı için hastalar tedaviye pek yanaşmıyorlar. Yani aksatıyorlar, bir ay sonra bırakıyorlar. Çünkü adam diyor ben 120 olduğunda da tansiyon hissettiklerim aynı, 170 olduğunda da hissettiklerim. Yani biz onlara anlatıyoruz. Bakın bunun faydasını yıllar sonra göreceksiniz. Yani 10 yıl, 15 yıl sonra bir felç geçirme tehlikeniz olur, bir kalp krizi, bir böbrek etmeniz olur, yani hastası olabilirsiniz. Yani bu nedenle tansiyon çok önemli bir hastalık ve sinsi bir hastalık. Yani hastalarımızın da dikkat etmesi gerekiyor. Tanısı çok kolay. Ölçülerek tansiyon hastasının tanısı koyabiliriz. Bir başka konu kolesterol. Onunla ilgili de çok tartışmalar vardı. Yani kolesterol vücudumuzda gerekli olan bir madde. Yani bütün hücrelerde de bulunur ama fazlası özellikle kötü bir kolesterolün artması kalp duvarlarında birikerek, yine beyin damarlarında birikerek ve vücudun başka atar damarlarında birikerek
tabii ki tedavide mutlaka yaşam tarzı değişikliği, ilaç kullanması gerekiyor. İlacı seçerken de yine kalp uzmanı tarafından hasta değerlendikten sonra, yani biz sadece tansiyonda da olduğu gibi rakamları tedavi etmiyoruz kan basıncı için. Hastalığın ilk başka bir hastalığı var mı? Yanında şeker hastalığı var mı? Yaşı kaç? Kalp geçirmiş bir kalp krizi ölçüsü var mı? Bypass ölçüsü var mı? Ona göre bir hedef kolesterol değerlerimiz var. O değerlere göre hastalara belli dozlarda ilaç başlayıp aralıklarla hastaları takip etmemiz gerekiyor. Henüz şu an bir durum ne? Şöyle gerek kenara bakınca, gerek kalp hastalıkları, gerek okumaya müdahale ediyorsunuz. Yani ülkemizde... Diğer ülkelerle karşılaştırmış, ağabeyle karşılaştırmış. Yani şey olarak, oran olarak aynı. Yine tansiyon %30'larda, kalp damar hastalığı çok yüksek oranda. Ama biz tabii Avrupa'da toplantılara da katılıyoruz, bakıyoruz. Ülkemizde şu anda modeli kurulu gerektiği bütün teknik ve tedaviler yapıldı. Yani Avrupa'da veya Avrupa'da geri kalmış bir yanımız yok. Sadece hastaların bilinçlerini kontrole gitmeler. Yani Avrupa'da da farkımız o. Avrupa'da da insanların daha bilinçli. Periyodik kontroller mutlaka yapılıyorlar. Bizde hastalık veya belirti olduktan sonra gitmeye geliyor hastalar. Tabii o zaman da yine müdahale ediyor ama hastalık olmadan yapılan müdahale çok daha farklı, çok daha faydalı. Bu nedenle illa bir belirtinin bir hastalığın olması beklememeler gerekiyor. Özellikle erkeklerde 40 yaşından sonra veya ailesinde kalp damar hastalığı olanlar daha erken yaşlarda mutlaka bir muayene geçmeleri gerekiyor. Bu şey ölüm oranı diye düşünüyor hastalıklarda. Var mı bir şey siz? Kalp krizi. Yani tabii orada duruma bağlı. Şimdi kalp krizinde bağlı ölümlerde genel bir düşüş var. Ancak yine de çok azalmalı. Neden azalmalı? Çünkü biraz önce belirttiğim gibi bu hastalarda ilk belirtti kalp krizine ölüm olduğu için hastalar maalesef hastaneye yetiştirilemiyor. Yani hasta kalp krizi geçiriyor da kadar içinde ritim bozukluğu var, kalp buna geliyor. Bu nedenle hastaneye yetiştirilmediği için o oran çok düşüyor. Ama o da evde bulunan insanların yapabileceği şey var. Kalp krizi mesela birisi kalp krizi geçiyor. O anda evde bulunan insanlar neler bir şey yapıyor? Yani evde bulunan insanın yapacağı çok bir şey yok açıkçası. Eğer bir aspirin varsa 100 mg, 300 mg aspirin içinleri mutlaka 112 ambulans aramamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi burada süre çok önemli. Kalp krizi bir kalp damarı kanın kalp dokusunda bir zarar verilmeli. Ve hastaneye gidip bu damarın açılmasıyla bu zarar en aza indirilir. Ve süre çok önemli. Yani hasta yarım saatte hastaneye ulaşıp tedavi edilirse çok farklı. 2-3 saat sonra giderse çok farklı. Çünkü ileride kalp zarar görüldüğü için buna bağlı başka hastalıklar çıkabilir. Yani onun için eğer bir hastanın kalp krizi geçirdiğine şüpheleniyorsa mutlaka sağlık birilerine bildirmemiz gerekiyor. Evde aspirin varsa onlara bir hastalığı tedbir edip başında durmaları gerekiyor. Ve mutlaka 112 ambulansla sağlık kuruluşuna başlamaları gerekiyor. Evet, böyle kalp deyince en fazla gördüğümüz kalp bir meselesi var. Bu operasyonlar nasıl oluyor, kalp bir ne zaman kullanılıyor, ne kadar süre değiştiriliyor? Şimdi kalp birlerin ameliyatı oldukça basit. Yani biz hastalarımızın söylediğinde bir korkuyorlar, çekiyorlar. Kalp deyince zaten biz öncelikle... Evet, yani kalp bili takılma işlemi lokal anesteziyle yapılıyor. Hastayı uyutmadan cilt altına sağ veya sol tarafa bir jeneratör dediğimiz kalp bili olur. Oradan da kalbe, kalbe iletiliyor. Şimdi üç tip kalp bili var. Bir tanesi eğer hastanın kalp atışları normalden düşükse ve buna bağlı baş dönme, göz kararması, bayılmak gibi şikayetler varsa bunlarda kalp atışları hızlandırıcı kalp bili takılıyor. Bu kalp bili takıldıktan sonra kalp atışları belirli seviyeye geldikten sonra hastanın şikayetleri oluyor. İkinci bir kalp bili şoklama özelliği olan bili. Çünkü bazı hastalarda özellikle kalp krizi geçirip kalp yetmezliği gelişen hastalarda ölümcül ritim bozuklukları olabilir. Yani bizim bu gördüğümüz şoklama cihazı dışarıdan yaptığımız müdahale o kalp bili içeride o ritim bozukluğu geliştiğinde algılayıp şoklama vererek hastanın hayatını kurtarıyor. Yani bir sigorta gibi düşünün. Ve son olarak üçüncü bir kalp pili var, pil tipi var. O da kalp büyümesi olan hastalarda kalbin kasılma gücünü arttırıp hastanın kalp yetmezliği şikayetlerini azaltmaya yönelik. Yani bu nedenle ana başlık olarak üç tip kalp pili var. Hastaya hangisinin uygun olup olmadığını tabii yine kalp doktoru değerlendikten sonra karar verir.
Süresi de ortalama 8-10 yıl içinde pil değişiyor. Bu da hastanın pil kullanma, kalbin pil kullanma oranıyla. Çok pil devreye girerse kullanırsa 5 yıl sonra da bitirebilir. Daha az kullanırsa 10 yıl. Tabii bunun periyodik olarak kontrollerde kalp pil firması da kendi cihazlarıyla kontrol ederek ne kadar ömür kaldığını bilmiyor. Tam sonuna kadar gittiğini beklemiyor sonra birkaç ay önce de jeneratör değiştirerek yine hasta hayatına devam ediyor. Evet, hastanede bütün branşlar var demiştiniz. En böyle spesyalize olduğunuz böyle özellikle yapılan hastalığı sizi tercih ettiği bir branş var mı? Yoksa böyle bütün branşlar? Bütün branşların aslında hastanemiz 99 yılında kurulduğu için bayağı bir eski hastane. Evet. Son 2 yılda yenileme işlemi yapıldı. Yani hastanemizde hem fiziki şartlar düzeltildi. Onun dışında yine cihazlar, çünkü zamanla cihazlar artık geliştiği için mesela cihazlar veri yapıyor. Cihazlarımız yenilendi. Bizim kardiyolojide anjiyo cihazımız, koronar cihazımız yenilendi. Yine diğer bölümlerle ilgili bazı cihazlar yenilendi. Yani spesifik bir branş yok tabii. Her branşta dediğim gibi bütün model kurguna gerektiği müdahaleler falan yapılıyor. Hiçbir eksik yanımız yok. Şey olarak da hastanede de 24 saat izletmek için hem acil yetiştirip bir derdini öğrencilerle nasıl çok iyi. Dediğim gibi stajları da bizde yaptıkları için uyum süreci çok kolay geçiyor. Çünkü aynı ortamda, aynı hemşireler, aynı doktorlarla çalıştıkları için meslek olarak da başladıklarında hiçbir yabancılık çekmiyorlar. Çok da başarılı öğrenciler, biz onu fark ediyoruz. Çok rahatlıkla bize uyum sağlıyorlar. Evet, sizin sonuna gelmiştik. İkaz ediyoruz. Şöyle ekranlarınıza dönüp son sözlerinizi alalım. Ne söylersiniz? Bilmek sizden başlamayı yeni. Son söz olarak neler söylemek istersiniz? Sertif hospitallere gelmek isteyen hastalarınıza, oraya gelmek isteyen, çalışmak isteyen öğrencilere. Buyurun, tekrar sizin. Son söz olarak tabii ki hastanemiz bir kere şehir merkezinde ulaşılması çok kolay. Ben kendi branşımla ilgili olarak kalp hastalıklarının mutlaka hastaların belli bir yaştan sonra kalp muayeneleri olmasını öneriyorum. Çünkü kalp hastalığı ortaya çıktıktan sonra yapılan müdahaleler her zaman yeterli olmuyor. Öğrencilerle birlikte hocam zaten belirtecek. Çalışmak isterlerse çok iyi bir aile ortamı var hastanemizde. Çok rahat beraber çalışabiliriz. Evet, çok teşekkür ederim. Hocam sizin son sözlerinizi alalım. Ahmet Bey'den önce programdaki zarafetiniz için size teşekkür ediyoruz. Yeni Gün Televizyonu'na kurumumuza böyle bir fırsat verdiği için de teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize kurumum adına, Vatan Adolu Sağlık Eğitim Kurumları adına, kurucumuz Sayın Özer Gülüz adına, tüm okullarımızdaki yönetici arkadaşlar, öğretmenler adına sağlık huzur içinde bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum. Hem kendi hayatı hayatlarında hem eğitim hayatlarında güvenin önemli olduğunu, güvenilecekleri bir elin sürekli uzanacağını düşünen ailelerin daha mutlu olduğunu düşünüyorum. Biz de eğitimci olarak güvenli bir eliz. Tanışmak için, görmek için kapımız her zaman açık, kapımız kadar yüreğimiz de açık. Buyursunlar, gelsinler, bir kahvemizi içsinler. Siz de aynı şekilde. Biz size gelip konuk olduk, siz de bekleriz. Sağlık esenlik için de mutluluklar diliyorum. Evet, çok güzel bir şey söylüyoruz aslında. Birileri aslında, birileri en çok kuruma ihtiyacı verdi. Bilsinler. Bu hem sizin için çok önemli, gerçekten bir hasta olarak gelen vatandaş hastanede biraz daha fazla lazım mesela hastaneye gidip hasta olan birçok şeyleri var. Psikolojik durum düşünse aynı şekilde öğrenci beylerinde de var. İşte nereye gönderiyorum çocuğum, ne olacak, neler bitecek, bu öğretmenler nasıl, okul nasıl? Şimdi buna ben bir ekleme yapmak evet. isteyeyim. Bizim en güvenli okullardan biriyiz. Cihaz kullanımından bazı maddelere kadar gençlerin yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bizim eğitim ortamımızda
sigara içmekten tutun, yani hani okul ortamı içinde sigara içmek bazı olumsuzluklara yönelmeler mümkün değil. Sürekli kontrolümüz altında. Olaysız dersler, öğretmen güvenisine derse girer. Öğretmenin güvenle okula gönderir. Yani çocuğun nerededir diye endişe etmez. Bu açıdan son derece güvenli bir merkeziz. İzmir'de son derece iddialıyım bu konuda. Yani huzurlu bir eğitim ortamı oluşturmada gücümüz yerinde. O yüzden o elbisiz. Rahatlıkla uzatsınlar. Evet, bu söylemek çok önemli. Umarım bütün bilgilerinizde bu sesi kulak verirler. Çok teşekkür ederiz Sayın Bilal'a. Ali oğlu, çok teşekkürler. Dökhan Topçak'ın Ali oğlu, Batan oğlu, Sanatlar, Hospital Kardiyoloji Sorumlu Hekimi. Doğru söyledin. Doğru. Çok teşekkürler. Size çalışmanızda başarılar diliyoruz. Evet, Sayın Hocam, Mahmut Mustafa Kılıçer. Çok teşekkürler. Çok değerli insansınız. Sen de konuştuğunuz zaman belli oldu zaten. Öğrencilerin, mezun öğrencilerden bahsederken. Aynı duyarlılıkla değerli öğrencilerin hepimizin içerisinde çünkü duyarlılık insan her zaman için daha, her şey daha çok ihtimal gösterir. Siz çalışmanıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah bütün bildirimleri bu arada gider mi söylediniz? İnşallah. Sizce başarılar diliyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de bundan sonraki başarılarınızın aynı şekilde sürece inancıyla sağlık esenlikler diliyorum size de ve tüm çalışanlarınıza emekliliğine geçenler. Hoşçakalın. Evet, yayınları günler bunu son veriyor. Konuklarımız Sayın Ali Aloğlu'yu, Doşan Korkalı ve Sayın Mahmut Mustafa Kılıçer'di. Vatan Anadolu Sistemi